İnternette bilgi paylaşırken neden bir daha düşünmeliyiz? Neden bir daha düşünmeliyiz? İnternette bazı yanlış şeyler yaparsak insanlar yanlış şeyler neden olur. Ondan dikkat etmeden atmamalıyız. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Suçlular evimize, iş yerimize kadar girmesin, masumlar suçlu olmasın, çocuklar istismar edilmesin, sevdiklerimiz uyuşturucu bağımlısı olmasın, teröristler kötü şeyler yapmasın, hiç kimse maddi kayıplar yaşamasın diye güvenli internet diyoruz. Merhaba, bugün 5 Şubat Güvenli İnternet Günü. Çınar, internette gördüğümüz her bilgi doğru mudur? Hayır, çünkü internette gördüğümüz her şey doğru olmayabilir. Merhaba, bugün 5 Şubat Güvenli İnternet Günü. Güvenli İnternet Günü deyince aklınıza ne geliyor? Güvenli İnternet Günü deyince aklıma belki hırsızlar bizi tanımak ister. O yüzden onlara şeylerimizi vermememiz lazım. Güvenli internete güvenmemiz lazım. O yüzden bir şey çıkarsa... Evet Kaan, internet ortamında kimlerle iletişim kurmak güvenlidir? Ailemizle, yakınlarımızla, kuzenlerimizle, babalarımızla. Yani tanıdığımız kişiler. Evet. Peki tanımadığımız kişilerle iletişim kurarsak ne gibi sonuçlar olabilir? Mesela onlar bizim kişisel özelliklerimizi alıp bizi kaçırabilir. Kötü sonuçlar doğurabilir. Peki, teşekkür ediyorum. Ha. Biraz yüksek sesle. Siber zorbalık, bilgisayar, telefon gibi iletişim araçları üzerinden insanları zora sokmak, onları dışlamak, onların doğal hayatını, akışını tehditler içerisinde geçirmesine sebep olmaktır. İnterneti ne için kullanıyorsun? Araştırma yapmak için, oyun oynamak için ve arkadaşlarımla iletişim kurmak için. Öyle benim 5 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde size anlatmak istediğiniz ne var? Anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle 5 Şubat Güvenli İnternet Günü'nü hatırladığınız için ben sizi tebrik ediyorum. Çünkü günümüzde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve herkes interneti çok rahatlıkla kullanabiliyor. Hepimizin elinde telefonlar var. Bu telefonlardan internete girebiliyoruz. Araştırmak istediğimiz konuları, merak ettiklerimizi ya da işte en basitinden haberleri bile internetten görebiliyoruz. Fakat internetin bu kadar kolaylığı varken aynı zamanda tehlikeleri de var. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu tehlikeler nedir diye sorduğunuzda bunlara dikkat ederek eğer interneti kullanırsak internet bizim için bulunmaz bir kaynak olabilir. Tehlikeler öncelikle çocuklar sizin için tehlike yaratan unsurlar nedir onları bilmeniz gerekiyor. Tehlike yaratan unsurların başında birincisi size, sağlığınıza, vücudunuza zarar verecek maddelerin ya da işte araç gereçlerin kullanımını rahatlatan,
bunlara daha kolay ulaşmanızı sağlayan sitelerden uzak durmanız gerekiyor. Bunlar nedir diye sorarsanız, uyuşturucu, işte evlerde basit şekilde hazırlanabilecek patlayıcı maddeler ya da rahatlıkla temin edebileceğiniz silah ve silah benzerleri diyelim biz buna, zarar verecek araç gereçler. Bunun yanı sıra hani öğretmenleriniz size hep derslerde anlatıyor ya, çocuk istismarıyla ilgili işte konulardan bahsediliyor. Bu konuda kötü niyetli insanların sizlere neler yapabileceklerini biz derslerimizde anlatıyoruz. Hani bu konuyla ilgili sizi kandırmaya çalışan ya da çocuk istismarını kolaylaştıracak şekilde sizlere vaatlerde bulunan kişilerden ya da sitelerden uzak durmanız gerekiyor. Başka bir de devletimizin kurucusu Atatürk aleyhine işlenen suçlar var. Bununla da ilgili kötü bir şey gördüğünüzde onların da internette işlenen suçlar kapsamında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki biz bu zararlı içerikleri ya da bize zarar verecek olan bu durumları nereye şikayet edebiliriz? Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bunu da bilmemiz lazım. Öncelikle bu konularla ilgili sizi rahatsız eden bir site gördüğünüzde o sitenin adresini, biz buna link diyoruz. Bu linki ya da işte size mesaj yoluyla ulaşmış olan kişilerin sözlerini, resimlerini, ekran görüntüsünü alarak ne yapacaksınız? Bunları ihbar.gov.tr'ye göndereceksiniz. Bunu yaparken de büyüklerinizden yardım isteyeceksiniz. Eğer gönderdiniz diyelim, nasıl söyleyeceksiniz? Kısa bir açıklama yapmanız gerekiyor ve kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Bundan sonrası zaten devletin kurumları tarafından işleme alınıp sizi bu rahatsız eden durumlardan kurtaracaktır. Ama bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Ama boşver, hadi biz yapmayalım, ben yapmasam da olur dememeliyiz. İnternette gezerken özellikle bu konulara ne yapmamız gerekiyormuş? Dikkat etmemiz gerekiyormuş. Tamam mı çocuklar?